kaybolmaktan falan çok korkuyorum. Niye böyle köylü fobilerim var bilmiyorum. Kendi adını aratırsın yani. Bu değil mi abi bu? Mango var sanki güzel. Antalya'da o kadar tatlı ki fotoğraflarda nevale gibi çıkıyordu şeytan. Sen çok güzelsin kız. Sen tatlı. Hiç kendin gibi olmadın. Ben olsun. Sen ne içi yersin? Ben ne ile içi? Sen. Ağrıyor. Evet. Arabeske bağladım. Öyle bir lisede ben banyoya girip ağladım Allah belen. Benim en büyük lincim oydu. Ya bir hava atayım sen, hiç atamadım. Tonu da gösteriyorum, mango. Organza ne ya? Pardon dedi. Gerçekten ben gittim mi? Pijama mı aldım? Pijama, pijama partisi var ya, yazıyordu, ben de pijama aldım gittim kendime. ...86.385 kankim kanalıma hoş geldiniz. Belki beni unutmuşsunuzdur diye. Ben kendimi tanıtayım, ben Mavera. Instagram Mavera ben. Mavera kod adı, gerçek isim Fatma. Annem bana doğum yaparken Hazreti Fatma'nın kitabını okumuş. Oradan hemen, aa ben kızımın ismini Hazreti Fatma koyayım. Belki huyu, suyu çeker. Bir ihtimal çeker diye koymuş ama ben ne yaptım? Hemen dedim liseden mezun oldum. Belki olur da ileride influencer olurum. Belki bir ihtimal. İşte beni sevmeyen, benimle dalga geçen insanlar beni tanımasın. Google'a Fatma Bulut yazar. Onların da işleri güçleri yok. Google'a Fatma Bulut yazar. Belki o ihtimale karşı hemen Google'a isimler yazıp en üstteki Mavera'yı tak Instagram'a yapıştırıp Mavera ben olarak kalan o kişi. Yani ben. Hatırladınız mı? Son gelişmeleri aktarıyorum. Ablam Kocaeli'ne taşındı. Ablam bu arada evlendi. Onu size söylemiştim. İşte evlendi. Ben de onun yanına geldim. Babam dedi ki eğitimlerine burada devam et. Ben de burada devam etmeye karar verdim. Sorun olmaz değil mi? Ben anlamadım. Neyi ben sonradan geldim? Dur ben. Saati benim sağ tarafım güzeldi. Tamam. Şimdi. Ne yapıyorsun? Genel olarak iyiyim. Fark ettiyseniz ilk yine ilk videosunu benim evimde çekmişti. Şu nasıl bir video olması? Evet, ilk videonu hatırlıyor aynen. Musun? Topuz yapma. Sonra tekrar topuz. Söyleyeceğim bak. Değiştik ve geliştik. Farkında mısın? Evet. Evine bak. Çok o güzel. Evde, aynen. Güvendin mi gerçekten? Ya, vallahi aşırı güvendim. Mi sıkıp geldin? Hayır, o şeyde sıktığımız boy nerede? Şu an üstümde bir parfüm var. O kadar güzel ki. Ha, ben bu videoyu niçin başlattım onu evet. Söyleyeyim. Evet dur, biraz küçük tatilleri hemen anlatayım. Biz şimdi Kocaeli'ye geldik, ondan sonra İstanbul'a gittik. Ondan sonra Sakarya'ya gittik. Ensar ofis açtı bu arada. Abi nereden nereye ya? En son YouTube videosu açtım da nasıl, dişimde nasıl? Evet, hayat nasıl değişiyor? O sırada benim hayat. Senin hayatın da işte farklılaşıyor. Sen bu farklılıklar seni üzüyor, anladın mı? Ha mesela yeni bir farklılık yapacaksın, o bile seni ne kadar üzüyor. Ama bu farklılıktan sonra yeni bir senin değişiklik senin hayatına çok daha kolay gelecek. Çünkü sen artık bu farklılığı atmış olacaksın ve yeni gelen o zor farklılık seni hani daha basit gelecek. Evet, anladım. Benim babam arabadalardı, sonra tam annem giderken Fatma seni seviyorum dedi. O esnada Fatma duygusallaştı gereksiz. Sen annem onu dediğine mi ağladın gerçekten? Ya ben onlar gidiyor diye üzüldüm. Ben alışıyorum ki. Ben annemgille kaç aydır? 8-9 aydır beraberiz. Direkt üzülüyorum annemden ayrılacağım. Şuraya yani. Şey ekler misin? Evi terk ettim. Onun adını değiştirdim az önce. Ne yaptın? Mental çöküş. Mental çöküş videonu şuraya ekler misin? Tabii şuraya ekleyeceğim. Günaydın. Bunu biraz kapat ya. Adamların başı ağrıyacak. Hani kankilerinde abi? Adamlar işte adam diyorum ben o insanlara. O insanlar benim için adam tamam mı? Sadece gideceğin için birazcık üzülüyorum, birazcık seviniyorum. Niye seviniyorsun? Ama sen evlendikten sonra çok değişsin, kapatıyorum. Alışveriş merkezine gidiyoruz çünkü benim bir sürü eksiğim var. Ben aslında şimdi... eksiği yok, hepsi evde kalmış. Buraya geldik biz, bir haftalığına geldik ablamı görmeye. Bu etkinliği sonradan haber verdiler. Yani ben buradayken haber verdiler. O yüzden ben hiçbir şeyimi getiremedim. Haritada çok iyiyim. Babamla küstüm, gelirken barıştık. Siz düşünün artık. O kadar iyisin mi? Evet. Merhaba Nazlıcan. Tanıyor olabilecek. Şimdi TikTok'da benim fake hesabım. Evet, şimdi bowl hazırlıyorum. Böyle takılar aldım. Arkadaşlar söyleyin, bir tanesini bana versin. Bir tanesini vermek istemiyorum. Lütfen. Durum güncellemesi yaparım. Ağlayasın var ya. Biz sadece fıtığı söylemiştik ki. Şimdi ben geldim İstanbul'a, tamam. Travmalarım tetiklendi tekrardan. Yemin ederim var ya, gerçekten
sabahtan beri mahvoldum. Bak gerçekten de mahvoldum. Dediğim gibi geldim otele. Sabah 10 gibi çıkacağız. Tam olarak 10'da çıkacağız hatta. Bir de benim Tuşe'den seçtiğim ürünlerin bugün buraya gelmesi lazım. Kuryeyle gelecek ama beni hiç kimse aramadı. Ben niye her şeyi kendime dert ediyorum ki? Bir şekilde gelecek yani, anladın mı? Bir şekilde o kurye Allah'ın izniyle buraya gelecek. Ben niye mesela bunu dert ediyorum? Evet, neyse şimdi sizi burada bırakıyorum. Ben dışarı çıkacağım. 2-3 takılacağım ve geri geleceğim. Biraz gezdim ve şunu fark ettim. Benim çok köylü fobilerim var. En basitiyle benim büyük şehir fobim var. Mesela burada tek başıma olduğum için kendimi çok kötü hissediyorum. Ve kaybolmaktan falan çok korkuyorum. Niye böyle köylü fobilerim var bilmiyorum. Ailemi, arkadaşlarımı ve Sivas'ı çok seviyorum aslında ben. Neyse ben planımı anlatayım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Anlatayım en başta. Şimdi sabah 8.30'da kalkacağım. Ondan sonra abi İstanbul'da yaşayanlar deli mi ya? Ben şok oldum bak. Şuradaki Akasya AVM'ye gideceğim. Gidemiyorum bir türlü lan. Ama mesela F11 27C yok 21B arabasına otobüsüne bineceğim. Yok şuradan metrobüse bineceğim falan. Abi çok karışık ya. Sabah 8.30'da biz buluşacağız. Oradan Alaçatı'na gideceğiz. Alaçatı'nda 3 gün vakit geçireceğim. Ondan sonra da ben gideceğim havalimanına. Oradan bineceğim Ankara'ya gideceğim. Ankara'da biraz böyle bir gün tek başıma. Bir gün. Asla yemin ediyorum size tek başıma hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Neyse işte Ankara'da bir gün tek başıma takılacağım. Ama Ankara'dan çok korkmuyorum. Çünkü Sivas'a en azından biraz daha yakın. Neyse o gün tek başıma takılacağım. Uyuyacağım. Sabah uyanacağız beraber. Hazır mısınız? Konsere gideceğiz. Ve ne konseri olduğunu söylemek istemiyorum. Ne konseri biliyor musunuz? Rojda konseri. Abi niye biliyor musunuz? Yeter artık başımız var. Abi biz bağımlısı olduk. Yemin ederim tüm şarkılarını iki tane soru ezberle desen ezberlemeyiz. Oradan da Sivas'a geçeceğim hızlı trenle. 2,5 saat sadece. Şaka gibi gerçekten. Böyle yani. Nalcı ablam da gelirken ağladı falan. Benim sinirim bozdu. Abi ben zaten duygusal bir insanım ve duygusal anlamda beni manipüle eden insanları hiç sevmiyorum. Şimdi ben hemen duşa gireceğim. Şimdi az önce Tuşe kargomu gönderdi. Orada ne giyeceğimi size göstereyim de hem de valizimi hazırlamış oldum. Olsa neyse bunların hepsini tek tek açamam. Sizi çok seviyorum ama sizin için bunu yapamam. Kusura bakmayın. Günaydın. İlk gün kombinim bu şekilde oldu. Var ya sabah kalkarken o kadar zorlandım ki dedim ki keşke gelmesin. Daha kötüsünü anlatayım. Dün ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi duşa girdim, tamam mı? Var ya dızızız yapan. İçine havayı çeken şey. Kafamı bir kaldırdım ondan ışık yanıyor. TikTok videoları oluyor ya böyle Airbnb'de kalan insanlar. Bu kamera var, bu ışıksa bu kamera. Ben de dedim ki lan bu kamera mı yoksa? Abi dokunduğum gibi elektrik beni öyle bir çarptı ki. Resmen elim şöyle oldu. Ve o kadar korktum ki dedim ki Allah'ım ne olursun bu gece burada ölmeyeyim. Neyse, ne kadar kötü bir ölüm şekli. Duşta elektrik çarparak ölüyorsunuz. Hatta buraya kadar normal. Abi otel odasındasınız. Neyse şimdi hazırlandım. Ve dün gerçekten o kadar geç uyuyabildim ki yani. Benim 4.30 gibi falan uyudum ve şu an saat 6.30. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Sabah kalktım ya. Ya dedim ki Fatma dün ne kadar kafa affedersin ensin dedim yani. Abi ben niye olayları bu kadar abartıyorum? Nani sen şimdi Nani'yi yiyeyim. Ana! Abi yok. Dostlarım bir tane kıyafetimizi feda edeceğiz. Bunu ne yazık ki burada bırakıyoruz. 3. sınıftan beri giyiyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Bakın ilk defa bu kadar havalı bir ortamdayım. Pınar Yaranır. Ne olur söylesene. Nerede oynuyordun? Dedin ya az önce. Sen kaç yaşındasın? 34. Yalan söyle. Nasıl oldu? Ya ben inanmıyorum yemin ederim. Ben Twitter'da kendi adını aratırsın yani. Sadece bakıyoruz. Ben limaneli şey. Beni mi çekiyorsun? Ben az önce bulacağım. Sen bir çıkın sen de ben alacağım. Sabaha kadar ne yapacağız biliyor musunuz? Bir, iki, üç. Ve
kaldım. Öyle şeyler var. Ama sıcak su geldi mi o 700 liralık şeyden, otelden? Onu merak ediyorum. 700 lira hep bekleyen çıkıyorsunuz değil mi siz? Doldurma değil değil mi abi bu? Bakın. Şu renk var ya, şu renk. Evet. Zara'da. Biliyorsun değil mi? Bu renk şey bak, kötü var. Sivas'ta Zara yok. Ne? Yemin ederim. Şaka. Manlıyım. AVM'de? Mango var sanki güzel. Ana. Festival akşamı. Bye. Geliyorum ben de. Dostlar şimdi geldik. Şimdi size çok komik bir şey söyleyeceğim. Demet belini göster. Benim zaten zayıf olduğumu biliyorsunuz. Zayıflama seti. Zayıf. Hani ikimiz ben aynı anda şey diyoruz ya, Allah kahretmesin. Arkadaşlar odamız o kadar güzel ki. Ve Demet'e de o kadar tatlı ki fotoğraflarda nevale gibi çıkıyor. Şeytan gibi çıkıyor. Ama alakası bile yok. O kadar tatlı ki böyle bir tane ağzına vur hani. O şeyde ayarda. O ayarda bir tatlık. Arkadaşlar bizim odamız olay şu an. Ben atıyorum. He? Gözüküyor mu? Ben canlı yayın yapıyordu. Nasıl canlı yayın? Şu an canlı mı? Evet. Şaka. Aa. Arkadaşlar. Ne yapacağız Demetçe? Söylesene. Dur gözükmeden söyleyeyim. He. Kendimi açıkçası çok beğenemedim ama kombinim muhteşem oldu. Hemen şimdi gösteriyorum. Bilmiyorum ya. Hiç ayna falan yok mu? Neyse şimdi bu kombinimi daha detaylı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde payetli bir etek ve üstüne düz bluz. Gösterir misin? Çok güzelsin kız. Arkadaşlar yemin ederim ikisi de o kadar tatlı ki çok tatlısınız. Kendisi gibi. Hiç kendisi gibi olmadınız. Nasıl yani, başladı ne mı? Ne yapıyorsunuz? Şu an verenin kanı. Videoyu açar açmaz öyle samimi. Gitti. Samimileşmedi. Ne alakası var ya samimiyetle? Samimileşmedi kendine. Hiç sevmedik. Samimi biri değil. Hiç sevmedik. Sen bir yalan söyle. Hiç videosu olacak, doğru mudur Can Bey? For years, the fashion industry ignored a huge group of consumers. Modest dressers. Sen beni az önce gördün mü? Neydi? Anneni gördüm. Gel, o kadar tatlısın ya. Ya. Ablası yesin. Ben. Ablası yesin çünkü 20 yaşındaymış. Ama benim. Sen beni aldın. Veren de var bakın. Yakalım git yemek yedin. Evet. Şimdi boneni niye gösterdin? Hayır. Kapat o boneni. Ben hiç atamayayım dedim bu seferde. Mavel'i ilk defa sanıyorum ama çok böyle senelerdir gibi. Değil mi? Bana da öyle geldi. Değil mi? Yakınlar tam gerçeği söylemek gerekirse 10 sene önce Fatma Adım'la bir Instagram hesabım vardı. Şaka. Ama sen linç yedin, haberin olsun. Ha? Sen linç yersin. Ben niye linçliyim? Bugün bir gün bu storylerine baktım. Bir baktım. Ben terli iç çamaşırı. Bunu söyleyeceğim mi gerçekten? Evet. Sen satıyorsun. Ben söylüyorum. Ama şey dedim, ekledim markam diye. Oğlum bari bir siyah şey ya. Kızlar linke bakın, özel bir şeyler var de bari. Bu bir ticaret. Sen şu an ticaret yapıyorsun değil mi? Evet. Ne ticareti yapıyorsun? Yani ben AVM işletiyorum. Allah Allah. Çocukların şey diyor, annemin, annemin AVM'si var. Yanlış bir şey değil. Sen ekmeğini kazanıyorsun. Sen sabahdan beri yanlış bir şey olduğunu söylüyorsun. En son da yanlış bir şey değil. Hayır, yanlış bir şey değil. Satman yanlış bir şey değil. Bu arada şeker sana bayılıyor. Yemin et. Evet. Kesin beni tanımıyor. Bence hep ablamın böyle. Hayır, bir şey diyeceğim. Dur ben şu başörtümü yapayım Zehra abla ya. Senin mesela bazen... Teenage ne demek bilmiyorum ama ergen demek. Ergen demek değil mi? Genç lan. Evet. 10 ve 20'yi tanımlanan rakamlar değil. Tamam işte onların hepsi benim kızlar. Ama yapacağım bu camiada da gotik diyen senden başka da yok mu yani? Yok ya, herkese. Tüm ergenler gotik diyor. Valla herkese. Valla ben bir tek seni takip ediyorum. Filmin hayırlı olsun. Ne kadardı? AVM'yi işletiyorum, 1 euro ile çoğalıyor. Evet. Ben daha komik bir şey söyleyeceğim. Komik bir şey anlatayım mı ne olursun? Ben şey kadınla gittim. Ondan sonra orada çok yakışıklı abiler vardı. Tam böyle kaslı kaslı. Sonra abi dedi ki, senin köpek videon var dedim. Anladım.
burası? Günaydın. Var ya, dün o kadar geç uyandık ki. Ben bekle, oraya geleceğim. Mesela yemin ederim var ya, sabah o kadar zor kalktım ki. Ben normalde 1'de 2'de falan kalkarım. Güzel, senin tarzınla uyumlu bir terlik bu arada. Az önce bok gibi bu ne dememiş miydin? Hayır, mal senin tarzınla. Şu an trench coat da sanki tatlı oldu gerçekten. Evet. Herkes, tüm influencerlar böyle terlikler giyiyor. Kanka şöyle şuradan söyleyeyim sana hemen. Söyleyip duruyor. Ben bunları da atıyormuşum. Atma. Ben gidiyormuşum, herkes rezil ne ediyormuşum. Daha... Yeter artık, düzgün şeyler konuş. Senin yüzünden bir şey koyamayacağım. Ben gidip kaşımı beyaza boyayacağım. Neden aşkım? İşte. Sakın abi bir şey yapma. Yapacağım bak. Ya bunu da seviyorum. Bakayım sen bir. Tadı çok güzel, çilekli. Ben de makyaj yapacağım arkadaşlar. Mavere çok benziyor. Ben mavere. Kanka beni seslendirsene. Benim fiziğim seninki ben. Bu arada Ebru Sever Türk'ü de çok sevdim. Çok tatlılar ya. Hepsi kanka, tatlıydı. Evet. Dün Zehra abla diyor ki, ne diyordu? Bana diyor ki, aşkım sen kimdin gibi bir şey söyledi. Tabii, aşkım ben sen de... kimdin dedi, şey yapıyor demedi. İnce belli kız yapıyor böyle. İnce belli kız, tanımadın mı yapıyor. Neden bir doğum günü, Tişan'ın doğum günü zamanında Zehra abla beni gördü, çizgili elbise ben patlandı ya, bilirsiniz böyle. O dedi, sen dedi o tuşede hep olan kızsın, ince belli kızsın, şop değilmiş dedi, belime dokundu. Ben böyle çizgili bir elbise giymiştim, beni oradan bilenler bilir. O yüzden ben kendime tanıdım ya. Hani ama ben kanka belli. Cidden ince bellisin yani. Şöyle. Sen... Ben insanlar hakkında yorum yapıyorum ya, şu böyleydi, şu çok tatlıydı falan diye. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben de sizin gibiyim. Ben de sizin gibi influencerları takip eden kişiyim. Çünkü burada herkes iç içe ama ben Sivas'ta yaşıyorum. O yüzden mesela size de aktarmak istiyorum. Hani bu tatlıydı, bu iyi bir insandı falan diye. Ama gerçekten doğru. Bak doğru söylüyor. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Evet, şimdi rimelini de sürdüm. Ya ben var ya, maskarayı hiç yakıştıramıyorum kendime ya. Telegramla başlıyor. Zaten bunu kim bilmiyor ki? Hı? Baban ne öğretmeni? Sınıf öğretmeni. Ablam? Ablam da din kültürü öğretmeni. Bir tane daha ablam ha? O da mimar. Sen ne okudun? PDR. Kanka bizim bir tane arkadaşımız vardı, Zehra Can diye, Ensar'la benim. Hı. Bize küstü. Niye kafam büyük duruyor? Kafam büyük değil. Benim kafam küçük olduğu için senin kafam büyük duruyor kanka. Zayıflamak isteyen diyetisyene gider. Bunu hiçbir zaman unutma. Sakın nasıl kilo verdim filan. Ama bunu aşamam. Ben zamanında öyle bir linç yedim ki alıksın diye soru sormuşlardı. Dedim ki bir şeyler anlattım işte. Yemek için. Sonra linçlendim. Sonra beni öyle bir linçlediler. Ben banyoya girip ağladım. Allah belam. Benim en büyük linçim oydu. Şimdi size boy farkını gösterelim. Hello. Bir şey söylemek ister misin YouTube kanalım için? Çok tatlı bir kızsın Mavera. Sen de çok tatlısın. İyi ki birlikte vakit geçirdik gerçekten. Geçin yiyelim. Evet. Cezun ben hiç insan değilim. Ben de alayım. Baş baş. Sonra onları editliyor, öyle güzel şeyler çıkacak ki ortaya. Evet. Ver gözlüğü. Ay pardon, ben buradan çıkayım. Pardon. Ben kimle takılıyordum az önce? Arkadaşlar biz şimdi Mavera'nın kanalını ele geçirdik. Evet arkadaşlar, kanal bizde artık. Kanal artık bizde. Biz de triathlonliklerimizi bırakalım. Mavera baya bir aynen tıklanıyor da. Gerçi ben... Buraya bip koyacağım. Size Alaturk sokaklarını ve etemi gösteriyorum. Başlattım. Ben inandım. Bir tane daha. Çok komik. Çok güzelmiş. Çok güzel bir şey benziyor. Değil mi? Ben de en son alıyorum. Biz YouTube için video çekiyoruz. Bu ne? Uzun mu? Harcı ama aç. Git hemen götürüyorlar. Götürüyor. Ye. Ye dedi. Senle fotoğraf çekelim. Akşam güzel bir makyaj falan. Bunlar YouTube videosu çekiyor, niye sen götürüyorsun? Ha evet, ne olur. Bütün çirkin kızlar. Ne olur gel ya, bir hava atayım sen. Hiç atamadım. Arkadaşlar. Merhaba. Önce sanatçı bir dostum var değil mi? Dostum. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Senle ben bir iki sene
Yükselene giden hava atarım. Yükselene sonra tekrar konuşalım, tamam mı? Ay senin güzelliğin, senin o duruluğun hiç bozulma olur mu? Tamam. Çok tatlısın. Tamam. Böyle biz... Hoca tuz atacak. Biz... Kızlar ya sen ne zannediyorsun ya? İkiniz yan yana bayılmada duracaksınız. Şimdi bunu ben uzun mu? Uzun. Bir gelir elde etmek için yapıyoruz. Burada sizlerle birlikte ister boyayarak ister dikerek tuşeni web sitesine koyacağız. Hepsini sabit bir fiyatla, hepimizin aynı fiyatıyla birlikte satışa sunacağız. Herkes bugün araba kullandığı için. Şuradan tuttu, yalvarıyorum son. Dur bekle. Çok aradığım bir... Zehra ile çekiyorum şu an. Mavera'yı dönüş yapıyorum. Mavera Hanım üstünüzdeki tuşu ürünlerinden bir kelimeyle, iki kelimeyle bahsedin. Organize. Organize. Ya kızım, Feri'yle sürekli organize deyip duruyor muydunuz? Organize. Asit yakanı düzelt lütfen. Çok güzel, çok seviyorum. İstanbul'a geldim. Tamam. Bence ben İstanbul'a gidiyorum. Pantolonu da gösteriyorum. Manko. Orga... Şey, organize ne ya? Pardon, neydi? Organize. Hayır, doğrusu, doğrusu organize. Kendisi Öz ve Öz, Merve Öz. Ben bu işi editim. Oha. Kendisi Öz ve Öz, Merve Öz. Her yerde böyle kaç milyon izlenmiş bir videosu var. Sürekli karşıma çıkıyor. Yolda köpekler. Çekiyor musun? Bir de bu YouTube çekiyor. Anlatışıyorum. Sivas'ta yaşıyorum. Yerde kangalar var. Böyle yapıyor. Köpekleri göre böyle yapıyor. Bile görmüş babam. Yemin et. Babam bile dedi ki bak böyle böyle kız olacak. Yemin et. Kız olacak. Bunu keselim kral. O pijamamı deneyebilir miyiz? O kadar aldım çizgili parti, pijama partisi var dediler. Gerçekten sen gittin mi? Pijama mı aldın? Pijama partisi ya, var yazıyordu. Ben de pijama ya. Aldım gittim kendime. Gezer bir ceylan aman aman. Yavrusunu kaybetmiş. Çok mutluyum. Vlogda mısın? Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu videolar birleşimde çok komik oluyor. Kim sürekli ben... Sen öyle sen. Dostlarım, hepinize uğurlaştık. Gerçekten sevdim. Aşırı sevdim. Seni gidi küçük. Evet, şimdi videonun editini bitirdim. Ve kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Benim için gerçekten eğlenceli bir araydı. Yani tatildi. Böyle 3 ayda, 4 ayda bir yapılsa güzel olur. Yani fena olmaz. İstanbul'da yaşasaydım sanırım biraz yorucu olurdu. O yüzden böyle 3-4 ayda bir yapmak bunu güzel olur. İnfluencer buluşması ya da etkinliklere gitmek. Etkinliğe gitmemin sebebi de zaten Kocaeli'ndeydim. Yakın olduğu için değerlendirmek istedim. İnfluencerların da çoğuyla zaten bir kere daha öncesinde karşılaşmıştık. Karşılaşmadığım influencerları da çok sevdim. Ya hepsi çok tatlıydı gerçekten. Şey, samimi olmayan hiç kimse yoktu. Hepsi çok tatlıydı oradakilerin. Ondan sonra YouTube'u düzenli olarak kullanmaya karar verdim. Ama bu sefer gerçekten haftada bir YouTube videosu atacağım. O şekilde seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı sakın unutmayın. Öperim. Hoşçakalın. Bye.